Herkese merhaba. Bugün Bursa'da Mudanya'nın 12 kilometre batısında yer alan, tarihi dokusunu günümüze kadar taşıyan şirin, huzur dolu bir köye geldik. Burası Tirilye. Öncelikle ulaşımından bahsetmek istiyorum. Buraya kendi aracınızla gelebilirsiniz. Mudanya'dan yaklaşık 15 dakika ufak virajlı bir yolu var. Eğer kendi aracınız yoksa organize sanayiden buraya kadar gelen minibüsler var. Onları da tercih edebilirsiniz. Şimdi gezmeye başlıyoruz. Tabut ev ismini vermişler. İçerisini çok merak ediyorum aslında. Şeklinden dolayı birazcık dar odaları olsa gerek. Şimdi ara sokaklarda gezmeye devam ediyoruz. Bu kilise de yeni restore edilmiş ancak giriş yapamadık, kapalıydı. Artık yapacak bir şey yok. Gezmeye devam. Dükkana girdik. Burada çok güzel. Tabii burası zaten zeytinleri yapmış olduğu için. Bir bakalım istedik ve çok güzel bir kanalı tanıştık. Zeytin Hanım. Gerçekten bu işin ustası diyebilirim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinizi bize tanıtır mısınız? Ben Nilgün Hanım’ı. Bizler bundan 12 yıl önce bahçelerimizi alarak başladım. Ben kendim emekli iktisatçıyım. O sırada aklımda çalışmalar yaptım, birçok eğitimler aldım. Eğitimlerin sonucunda bundan 4 yıl öncesine kadar küçük bir şirket kurdum. Ve Zümrüt Pınarı’na zeytin ve zeytinyağlarını markalaştırdım. Şu anda biz Tirilye Kumyaka köyünde ekolojik tarım yapıyoruz. Bahçelerimiz bayık arazi zeytinlerine dönüşüyor. Burada çalışmalarımızda sadece hayvan bilgisi ve de doğadan yardımlar alarak onlara da bitkilerin yardımıyla hastalıklarla mücadele yapıyoruz. Bizim ürünlerimiz tamamen ekolojik tarım ürünüdür. Hiçbir şekilde içerilerinde pestisit kalıntısı yoktur. Ve biz ürünlerimizi, zeytinlerimizi ve yağlarımızı üretirken çok çalışmalar yapılıyor. Onun da ziraat bulunması aynı zamanda. Bütün ürünlerimizi ilk etapta biz TÜBİTAK'ta laboratuvarlarda bunların incelemelerini yaptırdık, sonuçlarını aldık, bu şekilde sonuçlarını devam ediyoruz. Önemli olan bizler karşı tarafa insanlara sağlıklı gıdayı ulaştırmak istiyoruz. Bunun için çabalarımız var. Gençlere önem veriyoruz. Genç çalışanlarımıza önem veriyoruz. Özellikle kadın istihdamına ön planda tutarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Her konuda yardımcı oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Peki
Peki buranın adı neden Tirilye? Bundan da bahsedeyim. Bununla ilgili iki rivayet var. Birincisi, üç papaz aforoz edilip buraya gönderilmiş. Bundan dolayı olduğu söyleniyor. İkinci rivayet ise antik Yunan'da kırmızı balık anlamına geldiği için, yani barbun balığı. Barbun balığı burada hem geçim kaynağı hem de en çok avlanan balık türü. Buradaki restoranlarda da isterseniz diyebilirsiniz. Bir de en tepeye çıktığınızda burada iki tane restoran var. Birisi Çamlı Kahve, birisi de Bağ Evi. İkisinden birini tercih edip harika manzara eşliğinde oturabilirsiniz.